Malumunuz ilimizde 273 derneğimiz var. Derneklerimiz yapmış oldukları yıl içerisinde faaliyetlerini bir sonraki yılın 30 Nisan'ına kadar yanında bulunmak zorunluluğu var. 1 Ocak itibariyle yanlama dönemi başlamış durumda. Bu arada yönetmelik değişikliğimiz oldu. Beyannamelerde bir format değişikliği yapıldı. Bu nedenle 1 Ocak 31 Ocak'a kadar beyannamesini hazırlayıp veren derneklerde herhangi bir sorun yok. Ancak 1 Şubat itibariyle beyannamesini hazırlayıp da veren derneklerimiz yönetmelikte belirlenen yeni formata göre tekrar yenilemeleri gerekecek. Bu noktada bilgileri olsun istiyoruz. Vermeyen derneklerimiz de 20 Şubat'tan sonra beyannamelerini 30 Nisan'a kadar verme konusunda bir kendilerine tarih belirlesinler. Bilgi işletim sisteminde de bir değişiklik oldu. İkinci bir işlem kendilerine yaptırmış olmayalım. Derneklerimiz aynı zamanda zaman zaman faaliyetlerde bulunmaktalar. Herhangi bir faaliyet olur ise olsun, nasıl bir faaliyet olur ise olsun, dernekler müdürlüğümüze bildirimde bulunmak zorundalar. Bunun yanında nakdi yardımlar yaptıkları gibi derneklerimiz aynı zamanda aynı bağış yardımı yapabiliyorlar. Gıda yardımları, giyim yardımı falan. Bu tür yardımları derneklerimiz bağış kabul ederken aynı bağış alım belgesi düzenleyerek o bağışları almaları lazım ve vatandaşımıza yardım ederlerken de aynı yardım teslim belgesiyle yardım etmeleri gerekiyor. Kulağımıza gelen zaman zaman bazı eksiklikler, aksaklıklar söz konusu. Bu yerin beyannamede belirtilen, faaliyet bildiriminde belirtilen nasıl durumda da ortaya çıkar, bizim denetimlerimizde de ortaya çıkar. Yöneticilerimizin baş ağrımasını istemiyoruz. Aynı yardımlarını kesinlikle alırken de verirken de belgelendirmeleri çok önemli. Kendilerine bu konuda ısrar ediyor. Aynı zamanda derneklerimiz yine bazen organ değişikliği ve yer değişikliği yapmaktalar. Bunun da kanunen bir ay içerisinde bize bildirilmesi gerekiyor. Düzenlemenin yapıldığı tarihten itibaren bir ay içerisinde bildirilmediği takdirde idari para cezası da ağır. Öyle bir sıkıntıya düşmelerini istemiyoruz. Karar aldıklarında yer değişikliği yapıldığı, düzenleme yapıldığından itibaren bir ay içerisinde yer değişikliği bildirimi veya organ değişikliği bildirimi bize bildirmeleri gerekiyor. Zaman zaman kulağımıza yine gelen vatandaştan böyle doğru mu değil mi diye bazı yakınmalar söz konusu. Bu nedenle camilerimizde toplanan yardımlar genelde Türkiye Diyanet Vakfı Kırşehir Şubemiz tarafından yapılmakta. Malumunuz Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezi Türkiye'de izinsiz yardım toplayan kuruluşlarımızdan bir tanesidir. Tamamen kanuna uygundur. Türkiye Diyanet Vakfı'nın yapmış olduğu yardım toplama çerçevesinde vatandaşlarımız rahat olsunlar. Kanunidir, herhangi bir sıkıntı yoktur. Kendileri faaliyet öncesi, faaliyet sonrası da bize bildirimde bulunuyorlar. Aynı zamanda cami derneklerimiz var. Camilerimizin yapımında, ihtiyaçtan karşılamada yine cami derneklerimiz devredeler. Kanuna uygun müesseselerdir bu dernekler. Faaliyetlerini, harcamaları dernek üzerinden yapmaktalar. Orada da yine herhangi bir kanunsuzluk söz konusu değil. Bu konuda vatandaşlarımız bilmesini istiyoruz. Derneği bulunmayan camilerimize de dernek kurmaları hususunda da tavsiyede bulunuyoruz. Şimdi bizim aynı zamanda derneklerimizin yapmış olduğu bazı projeler var. Kurumlarda ortak projeler var. Diğer derneklerde ortak projeler var. Ve Avrupa'yı projeler var. Bu projeleri derneklerimiz yaparken projenin kabulünden itibaren kurumumuza, müdürlüğümüze bir ay içerisinde bildirimde bulunmak zorunluluğu var. Aksi takdirde idari yaptırım cezası yine söz konusu. Yine derneklerimiz kurumlarda yapacağı projeler vardır. %50 ortaklık. Fakat derneklerimiz projede şuna dikkat etmeleri gerekiyor. Yapmış oldukları, yapacakları yardımlarda yapacakları projelerde kesinlikle tüzüklerinin deki dernek amacına uygun faaliyetler, projeler seçmeleri lazım. Derneğindeki amacına uygun olmayan projelere kesinlikle o dernekler girmemesi gerekiyor. Bu noktada kendilerini de uyarmış olalım. Aynı zamanda bakanlığımızın, İçişleri Bakanlığımızın bütçesinden, Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından derneklerimize proje karşılığında destek söz konusu. Öyle bir projemiz var. Bu projeler
Mayıs dönemi, Eylül dönemi olmak üzere iki dönemde bakanlığımızca değerlendirilmekte. Bunun müracaatları da Mayıs döneminin müracaatı 1 Nisan itibariyle, Eylül döneminin başvuruları da 1 Ağustos itibariyle yapılmakta. Kendilerinde böyle bir düşüncesi olan derneklerimizde kurumumuza başvurmaları önemli rica olunur. Aynı zamanda yine çok önemli bir konuya değinmek istiyorum. Zaman zaman ilimizde başka illerden gelerek o illerimizdeki bedensel engelli derneklerimizin adını kullanarak onların adına kitap, dergi, mendil, kalem ve benzeri satışı yapılmakta. Ve bu insanlar aynı zamanda evlere kadar, binalara kadar, dairelere kadar, dükkanlara kadar gitmekteler. Bu tür satışlara da itibar edilmemesini önemli istirham ediyorum. Çünkü geldikleri ildeki derneklerimizin iyi niyetini suistimal ediyorlar, kötü niyete kullanıyorlar. Vatandaşların bu noktada da duyarlı olmasını istiyorum.